İslam ve toplum. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Oyardım gözlerini. Rivayet edilir ki Ömer Faruk devrinde muhasara edildi bir kale Şam şehrinde. Öğle vaktine kadar kale fethedilmedi. Hazreti Ömer Faruk bundan gadaba geldi. İslam askerlerini toplayarak evvela buyurdu ki, bu kale fethedilmedi hala. Küffar dayanamazdı karşımızda bu kadar. Aramızda mutlaka bir günah işleyen var. Düşmeliydi bu kale zira normal olarak. Düşmediğine göre bir hata var muhakkak. Bir cümle mücahitler üzüldüler buna hep. Hepsi düşündüler ki bu günah nedir acep? O ara ağlayarak biri geldi erlerden. Dedi, aradığınız o hata oldu benden. Zira ben teheccüde kalktığımda bu gece, etrafta zifiri bir karanlık vardı nice. Misvakımı arayıp bir türlü bulamadım. En nihayet mecburen misvaksız abdest aldım. Bu misvak sünnetine edemedim riayet. Sizin aradığınız o hata budur elbet. Buyurdu ki, devam et tövbe ve istiğfara. Terk etme bu sünneti bundan sonra bir daha. Bir günde Ömer Faruk, Bizans'ın kralına bir elçi göndererek davet etti imana. Bizans imparatoru bu teklife cevaben hediyeler gönderdi bir elçisiyle hemen. Vaktaki Medine'ye o elçi geldiğinde İslam halifesini bulamadı yerinde. Zira o saatte sıvamış kollarını dul bir kadıncağızın örerdi duvarını. Dediler, elçi geldi Bizans memleketinden. Buyurdu ki, buraya getirin onu hemen. Dediler ki, efendim yıkayıp elinizi bir yere otursanız olmaz mı daha iyi? Kabul buyurmayınca elçi geldi nihayet. Halifeyi o halde görünce etti hayret. Dedi, padişahınız bu mu? Duvar örüyor. Bilseydi göndermezdi hiç beni imparator. O zaman Ömer Faruk gadaba geldi birden. Çamurlu ellerini uzatarak aniden, iki parmağıyla işaret eyleyerek, ona şöyle seslendi fena hiddetlenerek. Eğer göndermeseydi o imparator seni, şu iki parmağımla oyardım gözlerini. Bizans imparatoru bu hadise anında, hiçbir şeyden habersiz otururken tahtında, girdi iki gözüne çamurlu iki parmak, oyuldu ikisi de böyle ani olarak. Gözleri üzerinde hatta kaldı çamurlar, hiç giderilemedi elçi dönene kadar. Vaktaki elçi gelip öğrenince bu şeyi, hatırladı hemence o günkü hadiseyi. Hesap edip gördü ki her iki hadise de aynı güne rastlıyor, hem de aynı saate. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Hakim-i Tirmizi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, imanın gitmesine en çok sebep olan üç günah vardır. Bunlardan birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü ise, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek.
Biliniz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haksız yere bir Müslümanı incitmek Kabe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır buyurdular. Buyuruyor Hakim-i Tirmizi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz, iyi günler. İyi günler hocam. Buyurun. Hocam öncelikle duanızı istiyorum eşim için, çocuklarım için. Allah-u Teala sizden de sevdiklerinizden de razı olsun, razı olduğu halde bulundursun. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah. Hocam benim erkek kardeşim var. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirleri oluyor ya, hani diyor ki diyor Türkçe yazılan bir tane yok mu, hani diyor ben onun anlamını öğrenmek istiyorum. Hani ben de biraz söylediklerinizden bahsettim. Hani gene de biraz hani tatmin olmadı. Yani diyor Türkiye'de yok mu hani tefsir kitabı, hani okuyacağımız, anlayacağımız bir şekilde. Peki efendim. Bir de hocam benim bir tane hatmim var. Bir de kızım var. Zeynep adı. 8 yaşındadır. Onun da bir tane hatmi var. İki hatim aldık efendim. Kaydettik. Evet, hocam. Hocam bir de benim oğlum var. 10 yaşında. Hani ben ona Kur'an-ı Kerim'i öğrettim. İşte namaz kılmayı da öğrettim. Ama şimdi kılmıyor hocam. Hani duaya devam et. Da. Ana duası kabul olur. Vakti saati vardır. Evet. Allah-u Teala hidayet nasip etsin inşallah. Hani hocam bir de mesela hani ben Şafii mezhebindeyim. Hani mesela bu Hüseyin Hilmi Şık Efendi'nin Enver Öğrendi Hazretleri mesela. Hani seviyorum onları ama yani hani sizin şeyi de çok seviyorum. Ama mesela hani yapamıyorum hani bazı şeyleri mesela hani. Hani ne bileyim hani sondan da çok hani korkuyorum hocam. Tamam efendim, kaydettik. Oldu? Oldu. Peki hocam. Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler. Kalbiniz mübarek olsun. Amin. Sizinki de efendim. Öncelikle duanızı istiyorum. Allah-u Teala sizden de sevdiklerinizden de razı olsun. Razı olduğu halde bulundursun. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Hocam şimdi ilk sormak için ben. Şimdi gece tebareke bir de secde suresi okunuyor. Bunun hangisi önce okunacak, bir sıralanış şekli var mı hocam? İlk sorum bu. Bir dakika. Hani gece tebareke ile secde suresini okuyoruz ya. Evet. Kabir suali için, kabir suali olmasın diye inşallah. Bunun sıralamışı var mı? Önce hangisi okunacak fark ediyor mu? Peki efendim. Bir de işte birisi demişti, cennette en geniş yer ya, Davut Aleyhisselam'ın mı, Süleyman Aleyhisselam'ın mı birisinin olduğunu söylemiş. Bu ne kadar doğru? Yani sonuçta insanların en üstünü Peygamber Efendimiz. Bir işte babam diyor ki, ya işte adam karısını böyle korkutmak için döverse günah olmazmış. İşte dinin emirlerini yerine getirsin diye. Böyle bir şey var mı? Öyle mi? Bir de işte ilahiyatçının biri çıkmış böyle videoda, ben izlememdi, izlemişken duydum. Müzikli ilahi için güzel ilahi demişti. Aynı zamanda bir de işte insan dedi, adam dedi, adamı öldürüyor dedi. Cehennem olmasaydı dedi, cezasını çekmeyecekti dedi. 20 sene yatıp çıkacaktı. Böyle söylemek doğru olur. Cehennem olmasaydı demek. Sonuçta Allah-u Teala yaratmış bunu. Hocam bir de gene bir videoda bunu izlemiştim. İşte orada diyordu ki Peygamber Efendimiz'in böyle şey kabrinin altı nemliymiş, içine hasır mı bir şey koymuşlar. Böyle bir şey olmuş mu? O dünya malı değil mi? Hocam sorularım bu kadar. Peki efendim. Peki teşekkürler. Peki, bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler hocam. Allah sizden razı olsun. Dua bekliyorum çocuklarım ve kendim için sizden. Allah-u Teala iki cihan saadeti versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste iman selameti versin inşallah. Amin. Allah razı olsun size de hocam. Hocam benim sorum birazcık uzun. Şöyle anlatayım size hemen. Hanefi mezhebindeyim ben. Fakat Maliki diş dolgum olduğu için, yapma diş olduğu için Maliki mezhebini taklit ediyorum. Şu bayanların takıldığı doğum kontrolü spreyi, çok affedersiniz, çok özür dileyerek onu takındım. Fakat benim adet düzenim 5 gündü. 10 gün yaptım onu. Hanefi mezhebinde 10 günden sonrası şeye girer diyordu. Ben 10 gün bittikten sonra abdestimi alıp namazımı, orucumu tutuyorum, oluyor mu? Fakat Maliki mezhebinde taklit ediyorum. Acaba 5 günden sonra mı bunu yapmam gerekiyordu? Peki. Hocam bir de benim babam 5 vakit namazını kılıyor, orucunu, zekatını, yani İslam'ın şartlarını. Fakat
kız çocuklarına karşı çok hıyanetli. Yani böyle bir aşağılayıcı, anneme çok eziyet ediyor. Yani bu babamın hiçbir şeyde şeyi yok yani. Kadınlar böyle bir köle, çalışmak zorunda, erkeklere hizmet etmek zorunda. Böyle bir şeyi var. Yani bunu da dua ediyoruz hocam, çok ediyoruz. Peki ama efendim. Annem diyor dualarımız buna beddua mı oluyor, ne oluyor bilmiyorum. Hocam Allah razı olsun. Amin cümlem sana. Kitaplarını da aldım. Peki efendim. Peki, teşekkürler. Ben Trabzon'dan arıyorum hocam. Bu tamam. Trabzon'a kitap şeyi olmaz mı gönderseniz, biz de bir destek versek. Trabzon'da var. Trabzon'da var. Türkiye Gazetesi bürolarından aynı şekilde şey yapabilirsiniz. Tamam mı? Tamam hocam, teşekkür ederim. Peki efendim. Allah razı olsun. Tamam. Teşekkürler. Hayırlı günler. Buyurun hocam. Efendim ilk deneyicimiz erkek kardeşim dedi. Türkiye'de tefsir yok mu falan. Olmaz mı? Dünyanın her tarafında var tefsir. Ama muhteber olanı. Adı tefsir. Adı tefsir. Muhteber olanı şu anda yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra Türkiye'de muhteber olana daha doğrusu izin vermemişler. Muhteber olan kitaplara da izin vermemişler. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulunca bir harf devrimi yapıldı. O harf devrimini yapanlar kendileri açık açık itiraf ediyorlar, söylüyorlar. Bizim maksadımız İslamiyet'le bağlantıyı koparmak için diye. Osmanlı döneminde muteber tefsirler, muteber kitaplar hepsi mevcuttu. Mesela bu harf devrimi yapılmamış olsaydı bugün hiçbirimiz sıkıntı çekmeyecektik. Osmanlı döneminde yazılmış kitapların hepsini çok rahatla alıp okuyacaktık. Ve ondan sonra insanlar da şey diyemeyecekti. Bu nereden çıktı diye. Bu nereden çıktı diye. Bu sadece Türkiye'de olmamış yalnız. İnsanların o kaynaklarla irtibatı kesildiği için bir gecede. Tabii. Onun kadın. İçin diyor yani nereden çıktı bu? Nereden çıktı? Onunla irtibatı yok gibi. Yok. Görmemiş, duymamış. Duymadı. Bilmiyor. Ama bu sadece Türkiye'de olmadı. Mesela Suudi Arabistan'da da ihtilal yapıldı. Öncekileri yıktılar. Bir şey kalmadı. Sadece Vehhabilerin yayınladığı kitaplar. Mısır'da Fransızlar ve İngilizler öncekiler aynı şekilde şey yaptılar. Kahire baş müftülüğüne de Mason Abduh'u getirmek suretiyle öncekileri yakıp yıktılar, yok ettiler. Ve onlar yayınladığı kitaplar. Diğer İslam ülkelerinde sadece de. Türkiye'de değil, dünyada yok yani. Tabii dünyada tefsir. Yok. Ve hak kütüphanelerde kaldı. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bu dini ben indirdim, ben koruyacağım. Bir kişi yaratıyor, o tekrar öncekilerin hepsini açığa çıkarıyor. Mesela Allah-u Teala Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'ni bu coğrafyaya gönderiyor, bu coğrafyada yaratıyor. O da Hüseyin Hilmi Efendi'yi yetiştiriyor. Hüseyin Hilmi Efendi de hocasından öğrendiklerinin hepsini, o kitapların hepsini buldu. Dünyanın her tarafından getirtildi. Bunlar offset türlüyle basıldı. Arapça, Farsça asılları. Ondan sonra tercümeleri yapıldı. Hüseyin Hilmi Efendi, işte tam İlmihal Saadettebi diye başta olmak üzere diğer kitaplarını hazırladılar. Hocamdan öğrendim bunları buyuruyorlar. Mesela İmam Rabbani Kudüs'ün mektubatı, İmam Rabbani Hazretleri'nin ismi bile unutulmuştu. Ama Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri geldiler, o zatın ismini söylediler, kitabını açığa çıkardılar. Hatta ben Hüseyin Hilmi Efendi'den rahmetullahi aleyh bizzat işittim. Buyurdular ki kardeşim buyurdular. Ben onlar Efendi Hazretleri derdi talebelerinden bir kısmı. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin talebelerinden bir kısmı Efendi Hazretleri diye bahsederlerdi hocalarından. Bir kısmı da Efendi Baba diye bahsederdi. Hüseyin Hilmi Efendi Efendi Hazretleri'ni kullanırdı. Dedi Efendi Hazretleri anlatırdı. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, İmam-ı Rabbani buyurdu ki. Kardeşim buyurdular ben hiç duymadım. Ki Hüseyin Hilmi Efendi yani Osmanlı'nın son kuşağı bunlar. Ben duymadım buyurdular. Ben zannederdim ki Rabb'a ait yani Allah-u Teala'ya ait bir şey söylüyor. Rabbani. Rabbani deyince Rabb'a ait bir şey söylüyor. Sonra öğrendim kardeşim buyuruyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri 29. kuşaktan Hazreti Ömer'in torunu Hindistan'da metfun, Hindistan'da gelmiş, bizden 400 sene önce yaşamış. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri bu kitabı açığa çıkarıyor. Hüseyin Hilmi Efendi de aslı orijinal Farsça, dünyanın her tarafına bastırdı offset türlüyle dağıttı. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri artık bütün İslam dünyasına duyuldu. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitapları hakeza, mesela El-Munkız kitabını kendileri de bastırdı ve dağıttı. Ve Saadet-i Ebediye kitabında İhya-i Ulumuddin ve Kimya-i Saadet kitaplarından nakiller yaptı. Hatta Dürretül Fahire kitabını Kıyamet Ahiret diye yayına verdiler. Dolayısıyla daha önce yaşamış olan Ehl-i Sünnet alimlerinin hepsini açığa çıkardılar.
Ve Hüseyin Hilmi Efendi muteber tefsirleri de bildirdiler. Mesela Osmanlı döneminde yazılmış Tefsir Mevakıf'tan bahsediyor. Ben o kitabın orijinalini gördüm. Benim kütüphanemde var. Orijinalini. İşte sahaflarda şurada Osmanlıcası yani. Gördüm. Türkçe ama Kur'an-ı Kerim harfleriyle yazılı. Osmanlıca bir kitap. İki cilt. Kitap tefsir değil aslında. Ama o isimle meşhur olmuş. Tefsir-i Mevakıf diye meşhur olmuş. Meal. Ha, tefsirler, hani başka tefsirler. Beydavi tefsiri. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile çok üzerinde duruyor. Hocası da çok nakiller yapılmış. Tefsiri Hüseyin'i, tefsiri Beydavi. Bunlardan hep bahsediyorlar. Ve tefsirin nasıl olması lazım geldiğini uzun uzun aynı şekilde Saadet-i Ebediye kitabında da bildirmişler. Peki Türkiye'de Osmanlı yıkılınca işte Arap Yarımadası'nda, Mısır'da, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, ondan sonra Hindistan'da, Pakistan'da bir sürü mezhepsiz ve zındıklar çıktı. Ve bunların kitapları tefsir diye biz İmam Hatip Okulu'nda okurken o zaman bir tane bir dini yayınlar yapan bir yayın evi vardı. Meğer uşakmış yani adam. Bu kitapları tercüme ediyordu. Mesela Seyyid Kutup'un Fizilal-i Kur'an'ı işte asrın tefsiri diye. Halbuki sonra Hüseyin Hilmi Efendi'nin kitaplarını okuyunca adam komünistmiş. Sonradan da mezhepsiz olmuş zaten. Şeyle hiç alakası yok. Çünkü kitapların da Seyyid Kutup Mason Abduha üstadım diyor. Yani hani bir söz var. Kılavuzu karga olan. İşte yani, kılavuzu mason yani. İstikten kurtulmaz. Kılavuzu mason. Ondan sonra da Hazreti Osman radıyallahu teala hazretlerinin artık diyor halifeliğinin son dönemlerinde bunamıştı diyor. Sahabe-i kirama söylüyor bunu. Bunamış. Böyle edepsiz, alçak birisi. Ve Mısır'ı da karıştırdı. İhvan-ı Müslümin'i Mısır'ı da karıştırdı. Çok kimsenin hapse girmesine, çok kimsenin ölmesine de bunlar sebep oldu. Ve halen ona sempati duyan hani radikal kitaplarını okuduğunuz zaman Mustafa Bey yani siz de üniversite okudunuz. Kitaplarını okuduğunuz zaman ihtilalci fikirler dolu. İsyan et. Yak, yık, bağır, çağır. Bir sürü işte radikal diye söylüyorlar da Selefi Beşepli hep bunların kitaplarından. Vehhabiler de öyle. Dolayısıyla bunların kitapları tefsir diye o Mevdudi Mısır'da, Mısır'ı karıştırdı. Masondur o herifti zaten. O da orayı karıştırdı. Ve bir de İran'dan çıkarttıkları Rafiziler var. Onların yazdığı kitaplar gündeme getirtiliyor. Onlar aynı şekilde şey yapılıyor. Peki Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını bir tek Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyhi açığa çıkardı, yazdı. Onun dışında yok. Onun için ısrarla duruyoruz. Bu sebeple de diyoruz ki, naklediyoruz ki o kitaplardan öğrendiklerimiz kadarıyla bugün okunacak tek bir kitap var. Saadet-i Ebediye kitabı. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin açıklaması ve hüküm haline getirilmiş şeklidir. Sen Kur'an-ı Kerim tefsirinde ne öğreneceksin? Din öğreneceksin. Saadet-i Ebediye kitabını öğreneceksin. Okuyacaksın. Veyahut da dedelerimizin el kitabı olan Mızraklı İlmihal, Hüccetül İslam İlmihali, o da İslam Ahlakı ismiyle basılmış. Bunu öğreneceksin. Yok efendim ben tefsir okuyorum falan. Valla paşa gönlüm bilir, tercih sana ait. Herkes istediğini okur, istediğini beğenir, istediğini yolunda gider. Cehenneme giden yolda açık, cennete giden yolda açık. Hiçbir mani yok. Ben cehenneme gitmek istiyorum. Hay hay buyur. Yola çık. Serbestsin. Efendim ben bu kitabı istemiyorum. Hatta ben bunu yakacağım. Tercih sana ait. Yak. Ama bir gün gelecek öleceksin. Toprağın altına gireceksin. Ha, o zaman bizi küçükken çok derlerdi. Hanya'yı Konya'yı görürsün diye. İmam Hatip Okulu'nda okurken bir tane bir öğretmen vardı falan. Herkese bir lakap takmışlarmış bizden öncekilerde. O adama da enteresan bir lakap takmışlar. Adamın da huyunu öğrenmişler. 60-70 kişilik sınıflardaydık biz. Adamın huyunu öğrenmişler. Öndekiler anlattılar tabii. Bizde de böyle medrese kaşkınlar vardı. Sınıfta çocuğun birisi kendisini feda ediyor. Ne için? Öbürlerine kopya çektirmek için. Adamın enteresan bir huyu vardı hakikaten Mustafa Bey. Şimdi sırf o görebilmesi için böyle sıranın altından çekiyor, şey yapıyor falan. Adam o kopya çekeni yakalayınca geliyor üstüne abanıyor. Hah, yakaladım. Gelin çocuklar gelin gelin. 3-5 tane de koy koy çocuk. Aa hocam hakikaten kopya çekiyormuş falan. Tabii 15 dakika geçirse sınıfın tamamı takır 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 yazıyor. O onunla uğraşırken. Ya öyle bir adamcağızdı ya. Öyle bir adamcağızdı Allah. Biz de tarih hocasına Herodot derdik. Bizde de vardı Herodot. Dinde tarihi de gelen bir adam vardı. Ona da totem derdi.
Böyle isimler vermişlermiş bir şey. Enteresan enteresan şeyler yapılıyordu falan. Hele bir de bizde bir yaşlı bir tarihçi vardı. Adamın o şeyi yok, normali yok. Hep zıt taraflarda. Şimdi yazıları okuyor. 0, 9, 0, 0, 10. Sıfır, sıfır. Bir 4, 5, 6 veriyor. Yok. Adamın ortası yok yani. Yok. Ve onu da öğrenmişler çocuklar. Bizden öncekiler dediler ki, o dediler kitapta olan virgülüne varınca kadar hepsini ister. Tabii çocuklar bunu öğrendikten sonra tahmin ediyorlar. Bu şuralardan soracaklar. Önceden o konuları yazıyorlar. Yedekte tutuyorlar. Onu birisi oyalarken hemen onu koyuyor. Çocuk olduğu zaman 10 diye okuyor. O da etrafa böyle başını sallardı. Aferin. Hatta bir tane şey yaptı. Evet, vardı öyle bizde. Medrese kaşkını derdik. Bir kadın vardı. Ankara İlahiyat mezunu. Fakat bunlarda namaz niyazı yok. Ankara İlahiyat mezunlarının hepsi dinsiz geliyordu ya. İmam Hatip Okulu'nda meslektaşlar öğretmeniydi bunlar. Ya nasıl yaptıysa öyle pratik eli olan çocuklar var. Kadının arkasına kopyalıkları iğneleyivermiş. Kadın sınıfın tamamında duruyor. Herkes ot gider ki arkada bakıyor yazıyor. Bakıyor yazıyor. Nereden çıkardın sen bunları ya? Siz çıkardınız. Efendim, şimdi doğru ve hakikat bilinmezse Allah bana rahmet eylesin Hüseyin İlmi Efendi. O üstadı Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri, onun üstadı Seyyid Fihim Hazretleri, onun üstadı Tahir Akkar Hazretleri, ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Allah Teala bunların hepsine rahmet eylesin. Onlar vasıtasıyla bu hakikat ortaya çıktı. Dolayısıyla Saadet-i Ebediye kitabını okursa hem tefsir okumuş olur, hem hadis okumuş olur, hem kelam, hem akaid, hem siyer, hepsini okumuş olur. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Peygamber Efendimizin faziletleri. Resulullah Efendimizin faziletlerinden bazısı kitaplarda şu şekilde bildirilmektedir. Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu yaratılmıştır. Allahü Teala onun ismini arşa, cennetlere ve 7 kat göklere yazmıştır. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini söylemekten başka vazifesi olmayan melekler vardır. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a karşı secde etmelerinin emredilmesi, Adem Aleyhisselam'ın alnında Muhammed Aleyhisselam'ın nuru bulunduğu içindi. Adem Aleyhisselam zamanında namaz için okunan ezanda Muhammed Aleyhisselam'ın ismi de söylenirdi. Allahü Teala bütün peygamberlere Muhammed Aleyhisselam sizin zamanınızda peygamber olursa ona iman etmelerini ümmetlerinize de emrediniz diye emretmiştir. Tevrat'ta, İncil'de ve Zebur'da Muhammed Aleyhisselam, onun 4 halifesi, eshabı ve ümmetinden bazıları güzel sıfatlarla bildirilmiş ve övülmüşlerdir. Allahü Teala kendinin Mahmud isminden Muhammed kelimesini çıkararak Habibine isim koymuştur. Allahü Teala kendi isimlerinden Rauf ve Rahim isimlerini Habibine de vermiştir. Resulullah Efendimiz dünyayı şereflendirdiği zaman melekler tarafından sünnet edilmiştir. Peygamber Efendimizin dünyaya geleceği zaman çok büyük alametler görülmüştür. Bu alamet ve haller tarih ve mevlid kitaplarında yazılıdır. Resulullah Efendimiz dünyaya gelince şeytanlar göğe çıkamaz, meleklerden haber alamaz oldular. Sevgili Peygamberimiz dünyaya geldiği zaman yeryüzündeki bütün putlar, tapınılan heykeller yüzüstü devrildiler. Peygamber Efendimizin beşiğini melekler sallardı. Resulullah Efendimiz beşikteyken gökteki ayla konuşurdu. Mübarek parmağıyla işaret ettiği tarafa meylederdi. Sevgili Peygamber Efendimiz beşikteyken konuşmaya başlamıştır. Resulullah Efendimiz henüz çocukken, açıklarda gezerken, başı hizasında bir bulutla birlikte hareket ederek gölge yapardı. Bu hal, peygamber olduğu kendisine bildirilinceye kadar devam etti. Peygamber Efendimiz, 3 ve 40 yaşında peygamber olduğu kendisine bildirildiği vakit ve 52 yaşında miraca götürülürken melekler göğsünü yardı. Cennetten getirdikleri leğen içinde cennet suyuyla kalbini yıkadılar. Her peygamberin sağ eli üstünde nübüvvet mührü vardı. Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvet mührü ise sol kürekteki deri üzerinde kalbi hizasındaydı. Cebrail Aleyhisselam kalbini yıkayıp
göğsünü kapadığı zaman cennetten getirdiği mühürle sırtını mühürlemişti. Resulullah Efendimiz önünde olanları gördüğü gibi arkasında olanları da görürdü. Ayrıca Resulullah Efendimiz aydınlıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Peygamber Efendimizin mübarek gözleri uyurken mübarek kalbi uyanık olurdu. Bütün peygamberler de böyleydi. Resulullah Efendimiz ömründe hiç esnemedi. Bütün peygamberler de aynıydı. Peygamber Efendimizin mübarek teri de gül gibi güzel kokardı. Bir fakir kimse kızını evlendirirken kendisinden yardım istemişti. O anda verecek bir şeyi yoktu. Küçük bir şişeye terinden koydurup verdi. O kız yüzüne, başına sürünce evi mis gibi kokardı. Evi güzel kokulu ev adıyla meşhur oldu. Resulullah Efendimiz orta boylu olduğu halde uzun kimselerin yanındayken onlardan yüksek görünürdü. Peygamber Efendimiz güneş ve ay ışığında yürüyünce gölgesi yere düşmezdi. Resulullah Efendimizin bedenine ve elbisesine sinek, sivrisinek ve başka böcekler konmazdı. Peygamber Efendimiz elbiselerini ne kadar çok giyse de hiç kirlenmezdi. Resulullah Efendimiz ne zaman yürüse arkasından melekler gelirdi. Bunun için eshabını önünde yürütür, arkamı meleklere bırakınız derdi. Fahri Kainat Efendimiz taş üstüne basınca taşta ayağının izi kalırdı. Kum üstünde giderken hiç iz bırakmazdı. Peygamber Efendimizin büyük bir mucizesi de Miraç'a götürülmesidir. Burak denilen cennet hayvanıyla Mekke'den Kudüs'e götürüldü. Oradan göklere ve arşa götürüldü. Kendisine hiçbir gözün görmediği şeyler gösterildi. Allahü Teala'yı baş gözüyle bilinmeyen bir şekilde gördü. Fakat bu görmesi madde aleminin dışında, yani ahiret aleminde oldu. Bir anda tekrar evine getirildi. Miraç mucizesi başka hiçbir peygambere verilmedi. Peygamber Efendimiz'e ömürlerinde bir kere salat ve selam okumaları ümmetine farz oldu. Allahü Teala ve melekler de ona salat ve selam etmektedir. Peygamber Efendimiz ümmi olduğu halde, yani kimseden bir şey öğrenmemişken Allahü Teala ona her şeyi bildirmiştir. Adem Aleyhisselam'a her şeyin ismi bildirildiği gibi ona da her şeyin ismi ve ilmi bildirilmiştir. Kelime-i şehadette, ezanda, ikamette, namazdaki teşehhütte, birçok dualarda, bazı ibadetlerde ve hutbelerde, nasihat yapmakta, sıkıntılı zamanlarda, kabirde, mahşerde, cennette ve her mahlukun lisanında Allahü Teala onun ismini kendi isminin yanına koymuştur. Üstünlüklerinin en üstünü Habibullah olmasıdır. Allahü Teala onu kendisine sevgili, dost yapmıştır. Onu herkesten, her melekten daha çok sevmiştir. Allahü Teala hadisi kutsi'de İbrahim'i halil yaptımsa seni kendime habib yaptım buyurmuştur. Sana razı oluncaya kadar, yeter deyinceye kadar her dilediğini vereceğim mealindeki Duha suresinin 5. ayeti kerimesi Allahü Teala'nın Peygamber Efendimize bütün üstünlükleri, ahkam-ı İslamiye'yi, düşmanlarına karşı yardım ve galebe ve ümmetine fetihler, zaferler ve kıyamette her türlü şefaat ve tecelliler ihsan edeceğini vaat etmektedir. Bu ayet-i kerime nazil olduğu geldiği zaman Cebrail aleyhisselama bakarak ümmetimden birinin cehennemde kalmasına razı olmam buyurmuştur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim dinleyicimiz açık net bir şekilde dedi ki, ilk dinleyicimiz, ben de Şafii mezhebindeyim. Seviyorum dedi, yani sizin anlattıklarınızı falan dedi, Hüseyin Hilmi Efendi'yi falan dedi, seviyorum ama dedi, ya yapamıyorum dedi ya. Sonra dedi, sonumdan da korkuyorum dedi. Bu iman alamettir. Bu iman alamettir. Yani dört hak mezhepten birisinde olan da bu duygular varsa, ister Hanbeli olsun, ister Maliki, ister Hanifi, ister Şafii, bu oluyorsa, sonundan da korkuyorsa, bu iman alameti. Buna devam. Atmasına çalışmalı, gayret etmeli. Allah-u Teala hepimizin Rabbi. Biz Ahmet'ten, Mehmet'ten istemiyoruz. Rabbimizden istiyoruz. Kalpleri çeviren O. Sevgiyi, muhabbeti ihsan eden O. Dolayısıyla ondan talep edince o ihsan sahibidir. Samimi olarak kendisinden talep edilenleri geri çevirmez. Çünkü vaadi vardır buyuruyor kitaplardan.
Efendim gelelim diğer dinleyicimize. Ben dedi gece tebareke ve secde surelerini okuyorum. Hangisi önce geliyor? Şu anda ben de bilmiyorum onu. Secde suresi mi önce tebareke mi? Ama yani elinde Kur'an-ı Kerim varsa arkasında sureler yazalım. Mesela oradan bakacak yani. Bakara suresi, Ali İmran suresi böyle yazıp geliyor. Baktı secde önce yazdı, tebareke sonra yazdı. Ha, demek ki secdeyi önce okuyacak, tebareke sonra okuyacak. Tebareke önce ise, Mülk suresi önce ise, secde suresi ondan sonra gelmişse, önce tebareke okuyacak, sonra secde suresi. Niye? Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabına Hüseyin Hilmi Efendi bir nakil almış kitaplardan. Orada buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'i her zaman, namaz dahil her zaman, Kur'an-ı Kerim'deki sırasıyla okumak vacip mi? Buyuruluyor. Ona riayet edeceğiz. Dinleyicimiz de zaten bunu şey yaptığı için o hassasiyeti gösteriyor. Kendisini tebrik ederiz. Doğru düşünmüş. Zaten insanın kalbine iman nuru girmeye başlayınca yaptıklarını sorgular. Ben doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Benim bu yaptıklarım uygun mu, değil mi demeye başlar. Yoksa yapıyoruz işte canım, başver işte, Allah kabul eder. Sen başver, başver, Allah hepsini affeder falan filan diyorsa bu kimsede din gayret diye bir şeycik yok. Tam zır cahildir. Allah-u Teala korusun, imanı bile tehlikede olur böyle sözler, böyle söz söyleyenlerin. Efendim bir de dinleyicimiz dedi ki, işte birileri diyor ki cennette en geniş yer Süleyman Aleyhisselam'ın, Davut Aleyhisselam'ın olacakmış. Halbuki dedi bizim dedi bildiğimiz Muhammed Aleyhisselam aynı şekilde yaratılanların en üstünde. Bu söz nereden çıkıyor? Uydurmuş. Ya Yahudi kökenlidir. Bir kere Süleyman Aleyhisselam dünyada saltanat istedi. Dolayısıyla peygamberler içerisinde, kitaplarda öyle yazıyor, en geç cennete girecek olan o. Niye? Çünkü iki şeyi bir anda vermiyor Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz fakri tercih etti. Onun için de o ve onun ümmeti cennete önce girecek. Hepsinden önce girecek. Önceki ümmetlerden de önce girecekler. Ve böyle kıymetli olmasına rağmen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden de zengin olanlar fakirlerden 500 yıl sonra girecek. Süleyman Aleyhisselam saltanat sahibiydi. Çok zengindi. Dünyaya hükmediyordu. Dolayısıyla o da en geç girecek olanlardan ve Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı tamam hükmediyor. Yani saltanatı vardı, dünyaya hükmediyordu ama dini umumi değildi. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı umumiydi. Evrensel. Evet. Bütün dünyaya. Ha? Dolayısıyla her bakımdan yüksek ve üstün. Cennetteki yeri de aynı şekilde hepsinden büyük ve geniş. Onu söyleyen ya uydurmuştur veyahut da Yahudi kökenli bir sözdür. Yusuf Aleyhisselam'ın dininde umumi değildi değil mi? Değildi. Değildi. Yani ulul azm olarak gelen peygamberlerin dini de öyleydi. Hani Adem Aleyhisselam sadece evlatlar vardı. Başka kimse yaşamıyordu. Nuh Aleyhisselam zamanında da öyle. Sınırlıydı zaten dünyadaki nüfus sayısı. Mesela sonra gelen İbrahim Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in ceddi atası. Onunki de umumi değildi. Mesela Allah-u Teala bir asırda yeryüzünde birkaç tane peygamber göndermiş olabilir. Değişik değişik yerlerde göndermiş olabilir. Davetler umumi değil. Hatta kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki mesela o coğrafyada en yoldan beri olan bir sürü kasaba, köy, şehir var. Mesela bu kasabadaki yaşayan insanlar daha yani akıllı hareket ediyorlar. Allah-u Teala onlara gönderiyor peygamberi. Öbürleri de zaten akıl makıl falan filan yok. O bölgeye gönderilmiş. Mesela Yusuf Aleyhisselam babası. Yakup Aleyhisselam. Çok meşhur olmuş. Ama sadece Kenan ilindekilere gönderilmiş. Yusuf Aleyhisselam'ın daveti babasından daha aynı şekilde geniş. Çünkü Mısır'daki putperestlik sistemini ve kölelik sistemini yıkıyor. Yakup Aleyhisselam'ın öyle bir şeyi yok. Onun için Yakup Aleyhisselam da bunu biliyordu. Dedi o benden üstündür. Hatta torunları soruyor. Peygamberlerin peygamberlerden üstünlüğü olur mu? Elbette diyor. Elbette. Yaptığı hizmet ve davet. Eğer umumi ise, genişse Muhammed Aleyhisselam'ın daveti ve getirdiği din bütün dinlerin içerisindeki hepsi toplanmış orada. Davet de umumi. Ve kıyamete kadar. Kıyamete kadar. Dolayısıyla hepsinin üstünde. Mesela peygamberlere iman konusu bu herkese lazım olan iman kitabında işte Mevlana Al-Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname kitabı esas alınmıştır. Ondan sonra oraya başka kitaplardan da nakiller yapmış Hüseyin İlmi Efendi, Rahmetullahi Teala Aleyh. Orada peygamberlere iman konusu anlatılırken buyuruyor ki
peygamberlerin ümmetleri içerisinde en kıymetlisi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin içinde de en yükseği Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala hazretleri. Çok yüksek. Ama buyuruyor ki peygamberlerden sonra. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dünyanın herhangi bir yerine, mesela diyelim ki 100 haneli bir yere bir nebi gitti, peygamber gitti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala o nebiyi anlayamaz buyuruyorlar. Nebi olarak gönderilen peygamberler de Resul olarak gönderilen peygamberleri anlayamaz. Yaratırken öyle yaratamamışlar. Resul olan peygamberler de ulul azm peygamberleri anlayamaz. Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselam. Ulul azm peygamberler de Muhammed aleyhisselamı anlayamaz buyuruyor. Anlayamaz buyuruyor. Hatta Adem aleyhisselam ile Allah-u Teala arasında geçen bir şey. Çok ağladı, çok tövbe etti. En sonunda ya Rabbi dedi, evladımdan gelecek olan Muhammed aleyhisselamın hatırına bu babaya merhamet eyle. Allah-u Teala buyurdu ki, nereden biliyorsun, daha yaratmadım ki onu buyuruyor. Ya Rabbi diyor, cennette kendi isminle bu ismi yan yana yazmışsın. Anladım ki bu isim senin indinde çok kıymetli. Allah-u Teala buyurdu ki, ya Adem onu yaratmasaydım seni yaratmazdım buyuruyor. Bu derece yani, bu derece. Dolayısıyla yani kıyas bile kabul edilmiyor. Kıyas bile kabul edilmiyor. Efendim, işte korkutmak için kadını diyor. Uydur uydur söyledi. Yok öyle bir şey. Namaz kılmıyorsa dövebilir mi? Efendim, ikaz eder. Hani namusa, dine, böyle ırza namusa müteallik olan şeylerde. Kanunen bile aynı şekilde belli şeyler var. Belli izinler verilmiştir çocuk için, kadın için. Bu sadece çocuk ve kadın için değil, erkek için de aynı şekilde bunlar verilmiştir. O kadar yani. Müzikli ilahi güzel derse imanı gider. Efendim ilahiyatçım, ne menem olursa olsun. İlahiyatçı demek aynı şekilde dört dörtlük Müslüman demek değildir ki. Bunu bir kere silmek lazım kafadan. Efendim işte cehennem olmasaydı cezalar şey yapmazdı falan. Bunu söyleyebilir mi insan? Onu o şekilde söylemek, hani bugünkü mücerret diyorum ben de anlamıyorlar, yalın olarak söylemek değil de Allah-u Teala mutlak adaletin tecellisi için ahireti yaratmıştır. Öyle denebilir. Peygamberimizin kabrine hasır sermişler. Biz kitaplarda öyle bir şey rastlamadık. Son dinleyicimiz de spiral taktırınca 10 gün bitince ben dedi gusül abdesti alıyorum, namazımı kılıyorum dedi. Tamam, özürlüdür. O şekilde devam edebilir. Babam namaz kılar diyor. Orucunu tutar, şey yapar ama diyor. Yani anneme de diyor, kız çocuklarına da diyor. Ters davranıyor. Dua etmekten başka çaremiz yok. Evet, bir şeyler öğrenmiş, ibadetini yapıyor. Ama yani İslamiyet'in diğer hükümlerinden haberi yok. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.